Evet, değerli basın mensupları. Bugün Temmuz ayının son görüşmesinden bir önceki görüşmeyi yapmış olduk. 29'unda Cuma gün Temmuz ayının son görüşmesi de yapılacak. Ondan sonra Ağustos ayı içerisinde bir ara söz konusu olacak. Ancak Ağustos ayının son haftasından itibaren yine yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefi tekrarlamaya gerek görmüyorum. Mümkün olan en kısa sürede tercihen bu yıl içinde artık bir sonuca ulaşmak istiyoruz. Bu ortak bir hedef olarak zaten Mayıs ayında yaptığımız ortak açıklamada da ifadesini bulmuştu. Hedefimiz 2016'yı bir çözüm yılı haline getirmek. Bu kanımca hala mümkün. Bu yönde de ilerlemeler sağlıyoruz. Hemen hemen her görüşmede bir ileriye doğru adım atılmaktadır. Bugün de böyle oldu. Bugün yaptığımız çalışmalarda da yeni ortak anlayışlar sağladığımız hususlar oldu. Tabii bunların kelimelendirmesi, detaylandırılması da zaman alıyor. Bunları da müzakerecilerimize havale ettik. Onlar da yarın yine bir araya gelip bu vardığımız mutabakatları yazıya dökecekler. Verimli bir çalışma oldu bugün. Ve bu verimliliği biz eğer Ağustos'un ikinci yarısından itibaren başlatacağımız yeni süreçte de sürdürürsek öyle inanıyorum ki amacımıza ulaşmamak için bir neden olmayacak. Bütün bu olumlulukları ifade ederken hiçbir sorun kalmadı, zorlukları hep aştık bitirdik şeklinde bir yanılgı olmasın. Hayır, hala daha güç alanlar vardır. Zor konular vardır. Ama zorluklar da aşılmak içindir. Karşılıklı politik irade ve kararlılıkla bu zor konular da aşılabilir. Aşmamız gerekir. Bunu başarmamız gerekir. Kıbrıs'ta artık iki tarafın da kabul edebileceği bir sonuca ulaşmamız gerekir. Cuma gün daha önceden de açıklandığı gibi ilk defa toprak güvenlik garanti konuları konuşulacak. Bu tabii 2014 Şubat anlaşmasında tüm konuların dönüşümlü olarak ele alınmasına dair bir anlayış beraberliğinin sonucunda gerçekleşecek. Çünkü 6 tane başlığın dönüşümlü olarak ele alınması konusunda bir mutabakat söz konusuydu. Ama bu bir türlü gerçekleşemedi. Biz bunu da gerçekleştirmek kararlılığındayız. Şu şartla ki harita, yüzdelik, köy ismi, yer ismi konuları kesinlikle gündeme gelmeyecek. Bu bir genel çerçevede görüş alışverişi olacak. Bir beyin fırtınası şeklinde birbirimizi anlamaya çalışacağımız bir ilk toplantı olacak bu konuda. Şu konudaki kararlılığımızda da bir değişiklik yoktur. Yani bu bahsettiğim konuların detaylı ele alınması, özellikle güvenlik garanti meselelerinin sonuçlandırılması, sürecin en sonunda ve garantörlerin de dahil olacağı bir konferansta bağlanacaktır. Dolayısıyla bizim şimdi yapacağımız bir genel değerlendirme olacak. Bu da gereklidir. Tarafların birbirini daha iyi anlayabilmesi için böyle bir genel değerlendirmeye de ihtiyacımız vardır. Çünkü günün sonunda bu ada hepimizindir. Bu adanın toplumları olarak bulacağımız güvenlik çerçevesinde hep birlikte yaşayacağız. Yapacağımız düzenlemelerde hep birlikte var olacağız ve neticede hepimizin oylarıyla zaten
ancak sonuca bağlanabilecek olan bir konudan bahsediyoruz. Referanduma gidildiğinde bu adanın insanları, bu adanın iki ana toplumu iradeleriyle sonuçlandıracaklar. Dolayısıyla bugünkü görüşmeden de daha ileriye doğru bazı adımlar atarak geri dönmüş bulunuyoruz. Ümit ederim ki bundan sonraki çalışmalarda da her defasında bir adım daha ileriye gitmek suretiyle artık bu kangren olmuş sorunu çözümleyebilelim. Sorunlar var, sıkıntılar var, zorluklar hala mevcut. Ayrılık noktaları hala mevcut. Ama bir yandan da ayrılıkları adım adım da olsa kimi zaman daha hızlı, kimi zaman daha yavaş olabilir. Ama sonuçta her defasında daha ileriye doğru gitmekteyiz. Bunun da memnuniyetini ifade etmek isterim. Evet, benim söyleyeceğim bunlar. Soru. Buyur Ulaş. Sayın Cumhurbaşkanım, bir tek sorum olacak. Öncelikle geçen hafta basında bazı iddialar yer aldı. İşte Ay Marina köyünün Marina'ya geri verileceği konusunda bir iddia var. Öncelikle bunu teyidini sizden öğrenmek istedim. Öyle bir şey oldu mu gerçekten diye. İkincisi bu derinde ve atış kapıla ile ilgili. Yani süreç sona erdi. Fakat ihaleye ilgi olmadığı yazılıp çiziliyor. Yani biz de bu haber yaptık. Eğer öyle hal böyleyse ne olacak bu falan sonra? Bundan sonra bir süreç nasıl işleyecek? Yani bir şey almayı düşünüyor musunuz? Bir de az evvel Sayın Özgürgün'le Sayın Genel Yıldırım beraber ortak basın toplantısı yaptı. Orada Sayın Genel Yıldırım bir kez daha vurguladı ki bu son şanstır. Yani bu meclis gösterici. Bununla şu yada 29 Temmuz'daki toplantının kritik olacağı söyleniyor. Sizin görüşleriniz bu konuda. Şimdi Maronitlerin kendi köylerine dönme arzusu uzun zamandan beridir gündemdedir. Biliyorsunuz bizim bölgede 4 köy var. Koruçam'da zaten yaşıyorlar. Onun dışında çok az sayıda olan çok yaşlı insanların da olduğu bir tanesinde işte yakın geçmişte vefat eden de bir çok yaşlı bir kadının yaşadığı yerlerin dışında askeri bölge olan Ay Marina ya da Gürpınar köyü ki orada hem Maronitler hem Kıbrıslı Türkler birlikte yaşamaktaydılar aslında. Şimdi gerek Kıbrıslı Türkler gerekse o köyün Maronitlerinden bir heyet zaman zaman beni de ziyaret etti. Temasımız var. Bu arzularını ifade ediyorlar. Tabii şunu söyleyelim. Aradan geçen 42 yılda orada ev falan kalmadı büyük oranda. Yani bu dönelim dedikleri yerlere yeni yerleşim yeri yapılması lazım. Yani ev yapılması lazım. Bu konuda şunu söyleyeyim. Gerek askeri açıdan gerekse sivil yönetim açısından yaklaşımlar olumludur. Ancak karar alındı ve bu geri dönüş filan gün başlıyor diye somut bir durum da yok. Bunlar sadece iyi niyetli düşüncelerdir. Tabii eskiye oranla özellikle bu son bir yılda atılan bazı önemli adımlar da oldu. Mesela Ay Marina'daki o küçük kilise tamir edilmeye başlanıyor. İhalesi sonuçlandı. O kiliseye gitmek bile bir sorundu geçmişte. Askeri yetkililerle yaptığımız temaslar sonrasında yeni bir yol yapıldı. O kiliseye askeri bölgenin içine girmeden ulaşılır noktadadır. Şimdi ben gittiğim yerinde gördüm. Bu açıdan da Maronitler özellikle Ay Marina'lı olanlar çok memnundur. Bir gün bütün Maronit köylerini gezdim. Orada var olanlarla görüştüm. Gürpınar, Ay Marina'ya gittim de o köyün eski sakinlerinden olan heyet Kıbrıslı Türkler vardı. En azından onlar da iştirak etti bu ziyaretime. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Niyetler olumludur bu anlamda. Ancak bugün itibariyle size somut bir tarih veremiyorum. Ancak gerek Kıbrıslı Türkler gerekse Maronitler o köyün sakinleri
çok uyum içinde çalışıyorlar. Gerek kiliseyi, gerek geçmişte var olan bir cami vardı, onu yeniden inşa etmeyi, gerekse çeşme vardı, o çeşmeyi yeniden yapmayı, yani o köyü yeniden yerleşime açacak altyapıyı hazırlamak için el birliğiyle bir çalışma vardır. Bu kadarını size söyleyebilirim. Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili gerçekten ben de üzülüyorum bu meydana gelen ihale gecikmelerinden dolayı. Çünkü hatırlayacaksınız, bu konuyu yakından takip eden basın mensupları olarak hatırlayacaksınız. Bir yazı bekleniyordu Rum tarafından, o yazı nedeniyle gecikmeler oluyordu. Hadi onlar yazıyı geciktirdi diye bizim dışişleri de o yazıyı vermiyordu. Ben devreye girdim, buraya çağırdım. Dışişleri Bakanlığı'nın müsteşarını da çağırdım. Geldi benim önümde bu mektup Dışişleri Bakanlığı müsteşarı tarafından UNDP yetkililerine tevdi edildi. Bunun üzerine Rumlar da bir bakıma hızlanmak zorunda kaldılar. Ve o mektup teatileri de yapıldıktan sonra ihaleye çıkıldı. İhalenin tabii iki tür ihale söz konusuydu. Biri proje hazırlamak için, onlar bitti. Bir de yapım için. Bu yapım ihalesinde benim bilgime gelen şöyle durumlar oldu. Müteahhitler daha fazla süre istediler. Hiç teklif vermeyeceklerdi. Bu üç günlüğüne uzatıldı. Ondan sonra verilen tekliflerde de Aplıç için teklif verilmediği, Derinya için de yüksek fiyat verildiği şeklinde bilgiler var. Bu nedenle tekrardan ihale sürecini yeniden başlatmak gibi bir düşünce olduğunu duyuyoruz. UNDP ile ben resmen bu konuyu konuşmuş değilim. Yani bu bilgiler arkadaşlarımdan aldığım bilgilerdir. Ancak bir gecikme olduğu aşikar. Bunun nedenleri ne? İşin büyüklüğünü mü beğenmedi müteahhitlerimiz, yoksa başka nedenleri mi var, başka sorunları mı var? Bunları öğrenirsek yardımcı olabiliriz. Onun için arkadaşlarıma gereken talimatı verdim. Bu konuya daha fazla eğilip bu gecikmeleri minimuma düşürüp bir an önce bu yolları yapıp bu kapıları açmamız lazım. Çünkü habire vatandaşlar bu kapıların veya bir kısım vatandaş en azından bu olayın perde gerisini tam olarak bilmedikleri için işte Cumhurbaşkanı iradesini koysun, bu kapıyı açsın veya kapıları açsın deniyor. Ama hangi safhalardan nereden geçerek bugüne geldiğimizi unutmayalım. Lefke'de en azından mayınların temizlenmesi gerekiyordu. O mayınlar yolun içinde ve kenarındaydı. Yani bu mayın temizliği aylar aldı. Dolayısıyla bilerek konuşmak lazım diye düşünüyorum. Şu anda bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak yapmamız gerekip de yapmadığımız bir şey yok gerçekten yani bu konuda. Elektrik konusunda ve GSM'ler konusunda, mobil telefonlar konusunda olduğu gibi. Bu konuda da yapmamız gereken ve yapmadığımız bir husus varsa derhal yapmaya hazırız. Ama öyle bir durum yok. Dolayısıyla bu süreci yeniden hızlandırmak için konuşmamız lazım. UNDP yetkilileriyle durumu görelim. Neden bu tıkanıklık bir türlü aşılamıyor? Ve biz de yardımcı olalım. Üçüncü değindiğiniz konu... Evet. Son şans konusu. Şimdi aslında yani bu Sayın Binali Yıldırım'a atfen söylenebileceği gibi bu, onun öncesinde hatta Sayın Yıldırım başbakanlık görevini üstlenmeden çok önce bana atfen de söyleyebileceğiniz bir konudur. Çünkü ben bizim neslin gerçekten son denemesi olduğuna inanarak defalarca bunun altını çizdim. Sayın Anastasiadis ve ben aynı kuşağa mensup iki lider olarak bu dönem çözüm için bizim neslin son denemesini yapmaktayız. Bunu Sayın Anastasiadis de bilir, ben de bilirim. Daha ileri giderek şunu da söylüyorum. Evet, diplomaside nokta yoktur, virgüldür, noktalı virgüldür.
dünyanın sonu değil diyebilir diplomasi, üçüncü taraflar, dünya. Gene devam eder işte, önemli değil. Ama ben diyorum ki federal çözüm ihtimalinin de son şansı olabilir bu deneme. Eğer başarısızlık söz konusu olursa bu kadar yoğun çalışma, bu kadar emek, inanın yüzlerce insan çalışmaktadır. Yani yalnız liderler ve onun etrafındaki çekirdek kadroyu görmeyin. Onun dışında teknik komisyonlarda IMF'den Dünya Bankası'na kadar yani bir kapı için Kamboçya'dan mayın tarama ekiplerine kadar her taraftan yüzlerce insan, eğer binlerce değilse yüzlerce insan Kıbrıs sorununun bu döneminde çok yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ve çok çok da malzeme birikmiştir. Yani bizi sonuca götürebilmek için. Bütün geri kalan güçlüklerimize rağmen. O nedenle eğer şimdi de olmazsa, bakın Annan planı sürecinde ortaya bir plan çıktı. Bir taraf evet, diğer taraf hayır dedi. 12 yıl geçti. Yeniden böyle bir sürecin başlayabilmesi için tam 12 yılımıza mal oldu. Eğer şimdi de bu kadar yoğun çalışma ve bu kadar emek ve bu kadar ilerlemelerin de sağlandığını iki tarafın da kabul ettiği bir ortamda yine olmazsa buna son şans demeyip de ne diyeceğiz? Yani onun için Sayın Binali Yıldırım'ın bu söylemi yani bir tehdit olarak algılanmamalıdır diye düşünürüm. Bir gerçeğin ifadesi olduğu kanaatindeyim. Çünkü ben de bunu defalarca ifade etmiş olan bir kişiyim. Başka arkadaşlar? Bugün bazı yakınlaşmalar sağlanabilir. Hangi konularda? Bir de son görüşmenizde güvenlik garantileri ele alacaksınız. Ağustos'un ikinci arası yeni bir süreç başlayacak. Peki nasıl bir süreç bekliyor sizi? Tekrardan konuları elime alacaksınız. Yani onu günü gelince açıklarız. Daha farklı bir model olacaksa. Bugünkü çalışmayla ilgili çok ayrıntıya girmek durumunda değilim. El aldığımız konularda gerçekten daha ileri bir noktaya gelerek ayrıldık müzakere masasından. Ancak tabii çok ayrıntıya girmek yeni sorunlar yaratabilir. Bunu geçmişte yaşadık. Bir taraf bir ayrıntı verir, öbür taraf onu öyle algılamaz ama bunun da bu tarafı da var denir. Onun için bunlara ben girmekten kaçınıyorum, farkındasınız. Sürece zarar gelmesin diye yapıyorum bunu. Yoksa elde edilenleri saklamak diye değil. Bunlar günler yaklaştıkça çok daha ayrıntılı olarak tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak. Şu kuşku olmasın halkımızda, bu vesileyle onu da söyleyeyim. Halkımıza ve diğer topluma da tabii ki yeterli zaman dilimi tanınacaktır. Her şeyi bilerek, özümseyerek, ne olduğunu anlayarak gidecektir referandumda oyunu vermeye. O noktaya vardığımız zaman. Şimdi henüz daha o noktada değiliz. O noktaya varmak için var gücümüzden çalışıyoruz.